Bu videoda bir örnek problem çözeceğiz ve bu problemde hem iç enerjiyi hem de basınç hacim işini hesaplayacağız. Şimdi dış basıncın 1,01 çarpı 10 üzeri 5 paskal olduğunu biliyoruz. Sistemimiz bir balon mesela argon gazıyla dolu bir balon olsun ve başlangıçta bu gazın hacmi 2,3 litre. Sonra bu gaz çevresine 485 jüllük bir enerji aktarıyor. Bu aktarımın ardından sistemimizin son hacmi 2,5 litre oluyor ve burada gazın mol sayısının değişmediğini varsayıyoruz. Cevaplamamız istenen soru şu, bu süreçte delta U nedir? Yani bizden sistemin iç enerjisindeki değişimi bulmamız isteniyor. Bu soruyu termodinamiğin birinci yasasını kullanarak cevaplayabiliriz birinci yasa iç enerjideki değişimin yani delta U'nun yapılan işle ısı transferinin toplamına eşit olduğunu söyler. Şimdi buraya herhangi bir sayı yazmadan önce terimlerin işaretlerini doğru belirlediğimizden emin olmak istiyorum. Bence bu tür soruların en zor kısmı işaretlerin belirlenmesi. Burada sistem çevresine enerji aktardığı için yani bunun tam tersi gerçekleşmediği için Q negatif olmalı. Çünkü sistem çevresine enerji aktardığında iç enerjinin azalması lazım. Diğer yandan V2'nin V1'den küçük olması yani sistemin hacminin küçülmesi çevrenin gaz üzerinde bir iş yaptığı anlamına geliyor. Hacimdeki küçülmenin açıklaması bu. Ve eğer çevre sistem üzerinde bir iş yaptıysa bunun iç enerjiyi artırmasını bekleriz. O halde burada yapılan iş pozitiftir. İşi de hesaplayabiliriz. Çünkü sabit olan dış basıncı biliyoruz. İş dış basınç çarpı hacimdeki değişim şeklinde hesaplanabilir. Biz bu terimlerin ikisini de biliyoruz. Dış basıncı biliyoruz. İlk ve son hacimleri biliyoruz. Değerleri yerlerine yazdığımızda delta U eşittir. Eksi 485 Joule. Bu ısı. İşaretinin eksi olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü bu ısı dışarıya aktarılıyor. Eksi 485 Joule eksi, bunun da işareti eksi olacak. Eksi dış basınç yani 1,01 çarpı 10 üzeri 5 Pascal. Burası dış basınçla hacimdeki değişimin çarpımı olacak. Son hacmimiz 2,05 litre eksi ilk hacmimiz yani 2,30 litre. Şimdi bu noktada diyebilirsiniz ki tamam işte çözdük. Hesap makinesiyle bu işlemleri yapınca iş bitmiş olacak. Eskiden benim de ilk tepkim o şekilde olurdu. Oysa sayıları yerlerine yazıp çığlık atmadan önce kontrol etmemiz gereken bir şey daha var. Birimler. Isının birimi Joule ve muhtemelen iç enerjideki değişimi de Joule cinsinden bulmak istiyoruz. Bu tarafta ise işe hesaplıyoruz. Burada bir Pascal var. Burası Joule. Burası da Joule. Burada ise Pascal çarpı litre var. Yani eşitliğin bu tarafında Joule eksi Pascal çarpı litre gibi bir şey söz konusu. Demek ki buradaki işin hesabının sonucu ne çıkarsa çıksın Joule birimiyle de ifade edilebiliyor olmalı. Yoksa farklı birimlere sahip iki şey birbirinden çıkartmaya çalışıyor gibi oluyoruz ki bu da kötü bir şey. Dolayısıyla önce bir birim dönüşümünü yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım Pascal çarpı litre bize gerçekten jul birimini veriyor mu? Ben bu gibi durumlarda her şeyi aynı birimlerle ifade etmeyi tercih ediyorum. Mesela jülü ki kendisi zaten bir si birimidir. Daha da basitleştirip diğer si birimleri cinsinden yazmamız mümkün. Bir jül aynı zamanda 1 kilogram metre bölü saniye kare demek. Yani 1 Joule eşittir 1 kilogram metre kare bölü saniye kare. Gelelim paskala. Paskalda bir S1 birimi. Ve bunu kilogram, metre ve saniye cinsinden ifade edecek olursak 1 paskal eşittir 1 kilogram bölü metre saniye kare elde ederiz. Şimdi bunu hacim birimiyle çarpacağız. Ve bu çarpımın sonucu bize Joule birimini vermeli. Burada litreyi metreküp'e çeviriyoruz. Bunu yaptığımızda her şey kilogram, metre ve saniye cinsine dönüşmüş oluyor. Bu metre bunlardan birini götürüyor. Ve her iki tarafta da kilogram, metrekare bölü saniye kalıyor. Yani artık her şey Joule cinsinden oldu birimlerin tutarlılığını test etmenin tek yolu bu değil tabi. Başka birimlere dönüştürerek de test edebilirdik. Sonuçta amaç denklemde bulunan ve toplanıp çıkartılacak olan birimlerin birbiriyle uyuştuğundan emin olmak. Özetle burada litreyi metreküpe çeviriyoruz ki sonuçta tüm birimlerin jül olacağından emin olalım. Öyle yaptığımızda eksi 485 jül eksi 1,01 çarpı 10 üzeri 5 pascal çarpı eksi 0,25 litre yani hacimdeki değişim. Hacimdeki değişim negatif çünkü hacim azalıyor. Son olarak litreyi metreküpe çevirmek için son bir işlem daha yapıyoruz. Yani 1 litre eşittir 10 üzeri eksi 3 metreküp. Litreler birbirine götürür, Pascal çarpı metreküp jül eder. O halde delta U yani iç enerjideki değişim eşittir. Eksi 485 jül eksi. Burayı hesap makinesiyle hesapladığımızda artı 25,25 ,25 jül buluyoruz. Isıyla işi topladığımızda bu süreç için iç enerjideki toplam değişimin eksi 460 jül olduğu sonucunu elde ediyoruz. Yani bu tür problemlerde aklımızdan çıkartmamamız gereken şeylerden biri iş ve ısının işaretlerini iki kere kontrol etmek. Diğeri de birimlerin birbiriyle uyuştuğundan emin olmak.